Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere orijinali Cambridge Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Tom Darity tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz rıza. Bazı filozoflar ahlak kavramını iki birey arasında kurulan ilişkiler açısından değerlendirmemiz gerektiğini düşünür. Örneğin siz kendi işinizle uğraşırken hiç tanımadığınız biri gelip saçınızdan bir tutam keserse o kişi haklarınızı ihlal ettiğinden haksız taraf olur. Öyle değil mi? Haklarınızı ihlal ettiği için haksız olan taraf olur. Bu durumda o kişiye karşı şikayetçi olursunuz ve şikayet o kişiyle olan ilişkiniz bağlamında ortaya çıkar. Burada bahsettiğimiz ilişki de artık bu kişiye karşı bir hakkınız olması durumuyla ilgilidir. Verdiğimiz örnek bağlamında Saçımızla ilgili bir takım haklarımız olduğunu düşünebiliriz. Aynı zamanda herkesin mülkiyet hakkı da vardır. Çoğu durumda biri başka birinin hakkını çiğnediğinde o kişiye zarar vererek sıkıntı çekmesine sebep olur. Örneğin, sizin rızanız olmadan ev arkadaşınızın arabanızı aldığını varsayalım. Bu durum sizin sıkıntı çekmenize sebep olabilir çünkü istediğiniz zaman arabanızı kullanamazsınız. Ancak haklar ve zarar ahlakın iki farklı kısmını oluşturur. Biri başka birine zarar vermeden de o kişinin hakkını çiğneyebilir. Örneğin, birinin kamp yapmak amacıyla bir çiftçinin arazisine çadır kurduğunu varsayalım. Bu durumda kampçı herhangi bir zarara yol açmasa da başkasına ait bir yere izinsiz girmiş olur ve bu da çiftçinin mülkiyet haklarına aykırı bir durumdur. Kendi vücudumuz üzerindeki haklar ve mülkiyet hakları nedeniyle herkesin kendi kişisel alanı vardır ve kimse bu kişisel alana müdahale edemez. Bu hakların hepsinin korunduğu durumda da özgürlük, güvenlik ve gizlilik kavramlarına ulaşabiliriz. Ancak kimsenin vücuduna veya mülkiyetine hiç ama hiç karışamasaydık aslında genel açıdan hayatımız çok daha kötü olurdu. Örneğin Başkasının saçını kesmek yasak olsaydı saçımız çok uzardı ve saçlarımızı kendimiz kesmek zorunda kalırdık. Ama durum gerçekte böyle değil. Çünkü rıza kavramı sayesinde başkasının saçımızı kesmesine izin verebiliriz ve sık sık da böyle yapıyoruz zaten, değil mi? Berbere gitmek böyle bir durum. Bu durumda saçımızı başkasının kesebilmesi için saçımıza kimsenin dokunmaması gibi bir haktan feragat etmiş oluyoruz aslında. Böylece ahlaki açıdan o kişiyle kurduğumuz ilişkide değişmiş olur. Kısacası, rıza kavramı sayesinde kendi vücudumuz ve mülkiyetimizle ilgili çizeceğimiz ahlaki sınırları kendimiz kontrol edebiliriz. Haklar söz konusu olduğunda, insanların bizimle iletişime geçme yöntemlerine dair bir karar verebiliriz. Örneğin, bir konuda rıza vermek istemiyorsak veya verdiğimiz rızayı geri almak istiyorsak, bu kişilerin bize müdahale etmesi söz konusu olamaz. Ancak rıza vererek bu kişilerin normalde haklarımıza aykırı olmasına rağmen bize müdahale etmelerine izin vermiş oluruz. Genellikle bir kişiye belli bir konuda rıza vermemizin sebebi karşımızdakinin o eylemi gerçekleştirmesini istememizdir. Ancak bu her zaman geçerli bir durum değildir. Örneğin dost gibi görünen ancak düşmanınız olan birinin sizin partinize gelmesini istemediğinizi varsayalım. O kişiyi partiye davet ederseniz size gıcıklık olsun diye büyük ihtimalle partiye gelmeyeceğini biliyorsunuz. Bu yüzden onu partiye davet edersiniz. Edersiniz ki gelmesin. Bu durumda bu kişinin partinize gelmesini aslında istemeseniz bile aslında ona bu konuda rıza vermiş oluyorsunuz. Başka bir örneğe bakalım. En sevdiğiniz iş arkadaşınızın sizin getirdiğiniz kurabiyelerden yemesini istiyorsunuz. Ancak ona bu konuyla ilgili rıza gösterirseniz, diğer tüm iş arkadaşlarınıza da kurabiyeleri yemek konusunda rıza vermek zorunda kalacağınızı düşünüyorsunuz. Ancak kurabiyeleri bu kadar fazla kişiyle paylaşmak istemediğinizden bu durumda hiçbir iş arkadaşınızın kurabiyelerden yemesine rıza gösteremezsiniz. Yani aslında en sevdiğiniz iş arkadaşınızın kurabiyelerden yemesini isteseniz bile onun kurabiye yemesine rıza göstermemiş oldunuz. Yani isteklerimiz ve rıza her zaman aynı şekilde ilerlemeyebilir. Bu örnekte de aslında arkadaşınızın kurabiyelerden almasını istiyor olabilirsiniz ama bu konuda rıza göstermediniz. Ya da bir kişiye partinize gelmesi konusunda rıza gösterirsiniz ama aslında gelmesini istemezsiniz. Bu da birine bir konuyla ilgili rıza vermenin o kişinin o eylemi gerçekleştirmesini istemekle aynı şey olmadığı anlamına gelir. Başka bir deyişle rıza ve istek aynı şey değildir. Rıza, filozofların normatif güç olarak adlandırdığı bir kavramdır. Normatif güç, diğer insanlarla kurduğumuz ahlaki ilişkileri kontrol etme yetisini ifade eder. Bu anlamda haklarımızdan feragat etme konusunda rızanın sınırsız bir gücü vardır. Bu da insanların bizimle etkileşime geçmesini sağlar. Bu yetiye sahip olmak aslında özelliğin bir çeşididir. Özellik, otonomi yani kendi kendini yönetme anlamına gelir. Hayatımızın gidişatını kontrol etmek özerk olmanın bir göstergesidir. Rıza vererek diğer insanlarla ahlaki ilişkilerimizi kontrol etme konusunda özerk oluruz. Bir haktan vazgeçerken rızanın gerçekleşebilmesi için bunun özerkliği gösteren anlamlı bir ifade olması gerekir. Filozoflar bu durumu şu şekilde açıklar. Rızanın geçerli olması gerekir ve rıza en az üç durumda geçersiz olabilir. İlk olarak kişinin geçerli rıza vermek için gerekli olan karar verme becerilerine sahip olmadığı durumlarda o kişinin verdiği rıza geçersiz olacak. Örneğin küçük bir çocuk kalıcı dövme yaptırmak için geçerli rıza veremez çünkü bu konuda geçerli bir rıza gösteremeyecek kadar küçüktür. Benzer şekilde yetişkin biri çok sarhoş olduğunda dövme yaptırmak için geçerli bir rıza gösteremez. Filozoflara göre bir kişinin rıza verebilmesi için bu konuda yetkin olması gerekir. İkinci olarak, kişinin o konuyla ilgili bilgisinin olmadığı durumlarda rızası geçersiz olacaktır. Örneğin, komşunuzun sizin evinizdeki kilere bir kutu bırakmak istediğini ve kutunun içinde sadece kitap olduğunu söylediğini varsayalım. Ancak diyelim ki kutunun içinde aslında çalıntı mücevherat var. Bu durumda gerçeği bilseydiniz komşunuza bu konuyla ilgili rıza vermezdiniz. Çünkü kutunun içerisinde ne olduğuna dair bir bilginiz olurdu ama şu an o bilgi sizde maalesef yok. Bu durumda size ait olan bir yerde kutunun saklanması için gösterdiğiniz rıza aslında geçerli değildir. Üçüncü olarak, kişi rızasını verirken bu kararında özgür değilse bu rıza da geçersiz olacaktır. Örneğin bir mafyaya mensup biri, restoranın kapanış saatinden sonra orada yemek yemesine izin verilmezse, restoran sahibini restoranını yakmakla tehdit ediyor. Bu durumda restoran sahibi rıza vermeye zorlanmış olur ve vereceği bu rıza geçerli olmaz. Yani mafyanın restoran kapandıktan sonra halen orada durması yanlış bir davranıştır. Dolayısıyla rızanın geçerli olması için kişinin o konuda yetkin olması, bilgilenmiş olması ve aynı zamanda kararını verirken özgür olması gerekir. Bu üç temel koşul sağlanırsa, yani çoğu durumda en azından bu üç koşul geçerliyse rıza geçerli olur. Bu sayede rızayı veren kişi diğer insanların onunla ne şekilde etkileşime geçebileceğini kontrol edebilir. İlginç bir şekilde bu üç koşulun da bazı dereceleri vardır. İnsanlar rıza verirken daha az veya daha çok yetkin, bilgilenmiş ve özgür olabilir. Bu üç koşulun derecesine göre verilen rızanın ne kadar anlamlı olduğu değişeceğinden, olayı yalnızca rıza verilen ve verilmeyen ilişkiler açısından düşünmek doğru olmayabilir. Yani burada sınırları net ayrılan, ya o ya o şeklinde ikili bir sistem söz konusu değil. Bundan ziyade ne oranda rıza verildiği veya verilmediğini de hesaba katmak gerek.